Fethiye'de 42. Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Fethiye Kaymakamlığı organizesinde bu yılki Turizm Haftası açılış kokteyli Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi. Kurucusu olan... Programın açılış konuşmasını Turizm Danışma Bürosu Güler Uymaz yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 42.sini kutlamakta olduğumuz 15-22 Nisan Turizm Haftası programımıza hoş geldiniz. Bacasız sanayi diyoruz turizme. Hem hassas hem keyifli. Yaz sezonunda daha çok turist gelmesi için kış aylarında da tanıtım faaliyetleri sürdürülüyor. Yabancı tur operatörlerinin ve info gruplarının ağırlanması, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılımların yanı sıra geçtiğimiz kış aylarında Çin'den gelen büyük bir çekim ekibini devlet sektör işbirliğiyle hep beraber ağırladık. Umuyoruz yapılan tüm çalışmalar amacına ulaşacaktır. Fethiye'de turizm çeşitliliğini artırmak istediklerini belirten Uğur Serin daha şunları söyledi. Hedefimiz Fethiye'de turizmin çeşitliliğini çoğaltarak özellikle de doğası ve tarihini turizmle harmanlayan atılımlar gerçekleştirilmektedir. Turizmde yerel halkın misafir memnuniyeti bilincini geliştirmek, iç turizme artan azalan değil, stabil bir arz talep kontenjanı sağlamaktan geçecektir. Halkın ve özellikle de genç neslin yöresel avantaj sağlayan turizme katılımını sağlamak ve yeni sezon heyecanımızı onlarla paylaşmak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihlerinde bir araya geliyoruz. Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan açıklamalarda bulundu. Kış boyu bizler deniz ticareti olarak yurt dışına çıkarak Fethiye'mizi, bölgemizi tanıtmak adına 7-8 tane yurt dışı botçova katılmış ve oradaki insanlara Fethiye'mizin güzelliğini anlatmaya çalıştık. Ve bu insanlar bizim bölgemize gelecekler. Şimdi bundan sonra hep beraber esas görevimiz olan o misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak gerektiğini düşünüyorum. Bunu da hep beraber yapacağız ve bu konuda hepimizin çaba sarf edeceğine inanıyorum. Bizler tanıtım adına oda olarak elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Şimdi önümüzdeki ayın içerisinde de yine sanatsal olarak Fethiye'de bir faaliyetimiz var. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı da ilçede faaliyet gösteren esnafını ve sektör temsilcilerini uyararak şöyle konuştu. Moralli bir sezona giriyoruz. Ben herkese bol ve helalinden kazançlar diliyorum. Sadece birkaç ikaz yapmak istiyorum. Bakın tabii bu ikazımız sektör temsilcisi arkadaşlarımıza ve Fethiye'nin esnafına. Bütün esnaflar yani ayakkabı boyacısından taksi şoförüne, bakkalından çakkalına, balıkçısına, restoran hepsine. İyi bir sezona giriyoruz. Bizler resmi kurumlar olarak ama Sayın Kaymakamım ama bizler ama sizleri temsil eden sivil toplum örgütü başkanları, kardeşlerim biraz önce söz aldılar. Hepimiz elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz. Bakın Emit Fuarı'nda Fethiye'yi çok iyi temsil ettik. Artı yamaç paraşütü gibi elimizde çok güzel bir değer var. Festivalimiz uluslararası boyutta. Daha geçen hafta Üzümlü'de 100.000 kişiyi ağırladık 3 günde. Artık biz bu coğrafyayı ucuza satma lüksüne sahip değiliz. Bu bir. İkincisi, bu kadar yapılan güzel işten sonra yanlışlık yok. Yanlışlık ne? Hanıtçılık. Gıda hijyeni, kaldırım işgali, yüksek sesle müzik yayın, ter kokusu tırnak. Vallahi bunların hepsini kontrolü yapacağız. Ekipleri kurdum. Zabıt arkadaşlarım hazır. Yani bu konuda sonra bize gelip de ya işte cezamı erteleyelim, Kasım'a kalsın, Aralık'a kalsın demek yok. Yani biz bu anlamda gerçekten Sayın Kaymakamım, biz jandarma, emniyet müdürlüğümüz gerçekten tam bir koordineli şekildeyiz. Örgüt başkanı arkadaşlarımızın başta Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf Odası başkanımız olmak üzere bunlar da hep beraber hareket ediyoruz. Sizlerden tek ricam bu iyi başlayan bu güzel sezonu ve gerçekten imaj arttırımına hakim bir iradenin arkasından sizin desteklerinizle Fethiye'yi çok özel bir destinasyon haline getirmek hiç hayal değil. Lütfen 5 manda oda kahvaltıya son veriyoruz. Biraz önce saydığım şeylere dikkat ediyoruz. Oğlak eti isteyene oğlak eti, kuzu isteyene kuzu eti, domuz eti vermek yok. Domuz kıyması vermek yok. Yeşilin içinde salyangoz çıkmak yok. Hiç kimse kusura bakmayacak. Yani bu konuda en affımız yok. Zaten işin başında da bunu göstereceğiz. Biz sorumluluklarımızı altyapı işi hariç, altyapı bende yok.
Biz sorunlarımızı yere getirmiş olarak kendimizi görüyoruz ilçe olarak, protokol olarak. İnşallah siz de, inşallah Allah size beklediğinizden çok daha fazla kazanç nasip etsin. Kazasız belasız, hayırlı uğurlu bir sezon diliyorum. Saygılar sunuyorum. Geçen yıl oranla çok güzel bir sezona hazırlanıldığını kaydeden Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner de şu ifadeleri kullandı. Geçen yıl oranla çok güzel bir sezona hazırlanıyoruz. Bu güzelliği hep beraber yaşamak istiyoruz. Biz kamu kurum ve kuruluşları olarak geçtiğimiz günlerde belediye başkanımız tüm ilgili arkadaşlarımızın katılımlarıyla toplantılar yaptık. İlçemizde turizm denetleme komisyonunu bütün birimlerden oluşturduk. Yine hanıççılıkla mücadele komisyonunu oluşturduk. Biz sizlere de bilgi verdik. Tekrar bilgi veriyoruz değerli arkadaşlar. Bu konuda bizlere yardımcı olmanızı bekliyoruz. Konuşmaların ardından grafik ve afiş tasarımında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program yan flüt dinletisi ve kısa bir tiyatro gösterisinin ardından sona erdi.